Temel haklar ve ödevler videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım hikaye kaldığı yerden devam. Şimdi olağanüstü hal dönemi. Olağanüstü halde işte sınırlanabilir, durdurulabilir falan. Biz direkt durdurma diyelim. Arkadaşlar ben İzmir'e yerleşmeye karar verdim. Devlet bunu durdurabilir mi? Durdurabilir. İlker'cim yerleşmeyeceksin. İlker'cim yerleşmeyeceksin. Geçmiş olsun. Mesela ben seyahat etmek istiyorum. İlker'cim seyahat etmeyeceksin. Bana diyebilir. Peki normal dönemde diyebilir mi? Bak, yerleşmeyeceksin, seyahat etmeyeceksin. Konu kapandı. Olağan döneme bir bakalım, gelin. Güzel bir bilgi. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Örnek vereyim. İstanbul'a yerleşmeye devlet sınır getirebilir mi? İstanbul'a yerleşmeye devlet sınır. Durdurma demiyorum. Olağanüstü halde zaten konu kapandı. Arkadaşlar bana şunu diyebilir. İstanbul biliyorsunuz geldi nerelere? 20 milyonlara geldi. Suç işlenmesini önlemek amacıyla devlet şunu diyebilir arkadaşlar. İstanbul'a yerleşmeye sınır getiriyorum. Oo. Sonra Allah korusun. Bakın Allah korusun. Sosyal ve ekonomik kalkınma ve çarpık kentleşmenin önüne geçmek için. İşte deprem bekleniliyor değil mi? Allah korusun. Bak, bunun için devlet bir sınır getirebilir İstanbul'a yerleşmeye. Ha, öğrenciler hariç, falanca kişiler hariç diyebilir. Bakın, anayasada böyle bir şey yazıyor arkadaşlar. İstanbul'a yerleşmeye devlet ne yapabilir sevgili arkadaşlar? Sınır getirebilir. Sosyal ve ekonomik kalkınma ve devletin mallarını korumak için. İtfaiye yetmiyor, jandarma yetmiyor. Devlet buna ne yapabilir? Bir sınırlama getirebilir. Demek ki siz şu an ekran başındasınız. Ders çalışırken ne yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Olağanüstü hal döneminde İstanbul'a yerleşmeyi devlet zaten durdurabilir. Durdurabilir. İstanbul'a yerleşmeyeceksiniz. Bitti. Ama olağan dönemde bakın suç işlenmesini önlemek amacıyla devlet bir dönem İstanbul'a yerleşmeye sınır getirebilir. Sınır diyorum. Peki sosyal ve ekonomik kalkınma ve çarpık kentleşmenin önüne geçmek için devlet ne yapabilir? Sınır getirebilir. Ve devletin mallarını korumak amacıyla. İtfaiye jandarma yetmiyor. Ve bakın kanunla sınırlanabilir. Zaten haklarımız kanunla sınırlanabiliyor. Bunu temel hakların son videosunda da söyleyeceğim. Tamam, kanunla sınırlanabilir. Seyahatiniz hocam, seyahatimize bir bakalım. Arkadaşlar ben hafta sonu işte nereye? Bursa'ya seyahat edeceğim. Olağanüstü hal olsaydı devlet seyahat etmeyeceksin diyebilirdi. Ama normal dönemden bir bahsedeyim. Şükürler olsun. Soruşturma ve kovuşturmam yok. Şükürler olsun. Böyle bir şeyim yok. Böyle bir durumum yok arkadaşlar. Şimdi dikkat. Şöyle yapalım. Böyle bir durumum yok arkadaşlar. Ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabilir. Şimdi benim şükürler olsun soruşturma, kovuşturma böyle bir durumum yok. Herhangi bir olaya da karışmadım. Devlet benim seyahatime sınır getiremez. Anlaştık mı arkadaşlar? Ha bana şey demeyin. Ekran başında muhtemelen şunu söylüyorsunuz. Hocam koronavirüs. O koronavirüs hani sağlık falan onu OHAL kapsamına sokun. Çünkü bana bununla ilgili çok soru geldi. Onu OHAL kapsamında değerlendirin. O koronavirüs yani hiç aklımıza gelmemişti değil mi? Yani ciddi ciddi o korona dönemi gerçekten yani inanın hiç aklımıza gelmedi. Onu OHAL kapsamına sokun. Mesela size bir örnek vereyim. Örnek vereyim. Tamamen şöyle sallıyorum. İşte Bursa Spor'la kimin? Salladım. Fenerbahçe'nin maçı var. Tamam. Misal ben de işte Bursa Spor'luyum. Otobüse bindik. Tamam. Kaç kişi var? 45 otobüste. Burada devlet diyecek ki orada soruşturma olayları falan o biraz önce söyledim değil mi? 10 kişiyi indirecek. Soruşturma, kovuşturma. 10 kişiyi indirdi. Daha sonra işte misal tribün olaylarına karışan salladım. Burada 5 kişiyi de indirecek. Misal oradaki 30 kişi yoluna devam edecek. Ha.
Anayasada şöyle bir neden yazmıyor arkadaşlar. Bu bazen sorularda gördüm de. Milli güvenlik. Hayır. Zaten bakın. O suç olacak olan şeylere soruşturma, kovuşturma bilmem ne. Onlar zaten ne yaptı arkadaşlar? İndirdi zaten. Anladınız mı? Yani böyle bir neden yok. Anayasadaki nedenler ne? Dikkat ediyorsunuz. Bakın. 23. maddeden direkt bahsediyorum arkadaşlar burada. Diyor ki. Aynen. Soruşturma, kovuşturma dedi. Değil mi? 23. maddeyi açın arkadaşlar. Suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle diyor. Tamam, buna dikkat ediyorsunuz. Ve suç işlenmesini önlemek amacıyla diyor. Anayasada bu nedenler var. Haklarımız kanunla sınırlanabiliyordu. Bir de şuna dikkat edin. Şuna çok dikkat ediyorsunuz. Vatandaşların yurt dışına çıkma hürriyeti suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak da sınırlanabiliyor. 2010 değişikliği. Yurt dışına çıkış yasağı. Vatandaşlar sınır dışı edilemez arkadaşlar ve yurda girme hakkından yoksun da bırakılamazlar. Ders çalışırken şunu yapmanızı istiyorum. O kanunla zaten ayrı bir şey. Demek ki olağanüstü hal döneminde devlet benim yerleşmemi durdurabilir mi? Durdurabilir. Seyahatimi durdurabilir mi? Durdurabilir. Ama normal dönemde benim İstanbul'a yerleşmeme devlet kaç nedenle sınır getiriyor arkadaşlar? 4 tane neden var. 4 tane neden var. Suç işlenmesinin önlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma, çarpık kentleşme ve devletin mallarını korumak amacıyla. Peki seyahatime devlet sınır getirebilir mi arkadaşlar? 2 neden. Soruşturma, kovuşturma ve suç işlenmesini önlemek amacıyla idare sınır getirebiliyor arkadaşlar. Geldik dinle ilgili olan bölüme. Dinle ilgili olan bölüme. Burayla ilgili sohbet edelim. Sadece okuma gerçekleştireceğim. Herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti vardır. Tabii 14. maddeye aykırı olmamak şartıyla, hakları kötüye kullanmamak şartıyla, 14. madde temel hak ve özgürlükleri kötüye kullanma, herkes ibadet edebilir, dini ayin ve törenler serbesttir. Temel hak ve özgürlükleri kötüye kullanmamak suretiyle sevgili arkadaşlar, ibadetler, tamam mı? Dini ayinler ve dini törenler nedir arkadaşlar? Serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Ve arkadaşlar bunlardan dolayı suçlanamaz. Tamam mıyız? Din dersiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Din ve ahlak eğitim öğretim dersiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Din ve ahlak eğitim öğretimini devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Arkadaşlar din ve ahlak eğitim ve öğretim nedir? Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında, dikkat, ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Zorunlu dersler arasında yer alıyor. Bunun dışında din eğitimi ve öğretimi almak istiyorsan kendin isteyeceksin ve küçüklerinde kanuni temsilcilerinin tamam demesine gerekiyor. Şimdi burası detay bir bilgi fark ettiyseniz. Din, ahlak ve eğitim ve öğretimi devletin gözetimi altında yapılıyor. Din eğitimi, din dersleri, kültür ve ahlak öğretimi dersleri ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alıyor. Ve bunun dışında din eğitimi ve eğitimi, öğretimi almak istiyorsan isteyeceksin. Küçüklerin de nedir arkadaşlar? Kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır arkadaşlar. Burayı da halletmiş olduk. Alt tarafı okuma konusu gerek yok. Şimdi burayı da söylemiş olduk. Düşünceyle ilgili bir yorum yaptıracağım size. Şurayı büyüteyim tabii ki. Bir şey fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Bu hakları vermemdeki gerekçe fikir sahibi olun diye anlatıyorum. Yani bu videoları size fikriniz olsun diye anlatıyorum. Hani fikir sahibi olmak sınavlarda belki şu kısımlar en azından hani o falan belki değil ama haklarımızı biraz da bilelim arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi şurayı beraber analiz edelim. Herkes düşünce ve kanaatlerini söyleyebilir. Arkadaşlar tabii ben bunu açıkladım diye kimse beni ne yapamayacak arkadaşlar? Beni zorlayamaz.
Bundan dolayı beni kınayamaz ve beni suçlayamaz. Tamam? Hepimizin bir neyi var? Düşünce ve kanaatimiz var. Bunlardan dolayı bizi kınayamazlar, bizi zorlayamazlar, yani açıklayın diye zorlayamazlar ve suçlayamazlar. Gelelim şu maddeye. Bunu yayma hürriyeti diyor. Bakın açıklıyorum ve yayıyorum. Yani bunu duyuruyorum. Herkes düşünce ve kanaatlerini sözle, yazıyla, resimle veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Değil mi? Bakın ben kitap çıkardım. Bunu ben ne yaptım şu an? Dikkat ettiyseniz bakın. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Bakın. Sözle, bunları yuvarlak içine alalım arkadaşlar. Bakın sözle, yazıyla, yazıya dökmüşüm. Resimle veya başka yollarla bunu tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Tamam mı arkadaşlar? Tabii burada şöyle bir şey resmi bakın bir müdahale yok buna. Serbest yani buna kimsenin müdahale ettiği falan yok. Tabii bunlar radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir arkadaşlar. Tamam mıyız? Buna dikkat ediyoruz. Peki çok güzel bir bilgi paylaşacağım şimdi sizinle. Şimdi ben ne yaptım? Düşüncemi açıklamak istiyorum. Olağanüstü hal döneminde devlet şunu yapabilir mi? Olağanüstü hali konuşmuyoruz zaten. Olağanüstü halde devlet bana ne yapıyor? Her şey. Sizi uyarıyorum. Olağanüstü hal döneminde devlet bana ne yapar arkadaşlar? Her şey. Olağanüstü hal döneminde devlet bana ne yapar? Her şey. Peki normal dönemden bir konuşalım. Gelin bakalım. Gel. Normal dönemi bir konuşalım sizinle. Şimdi ben sevgili arkadaşlar düşüncemi açıklayacağım. Bakın başlık burada düşünceyi açıklama yayma. Şuraya yazıyorum. Düşünceyi açıklama ve yayma. Beraber bakalım. Ben düşüncemi açıklamak ve yaymak istiyorum. Devlet bana ne diyor? Normal dönem. Milli güvenlik nedeniyle İlker'cim lütfen. Kamu düzeni nedeniyle İlker'cim lütfen. Kamu güvenliği. Bakın ilk defa böyle bir şey yaptım. İlker'cim lütfen. Cumhuriyetin temel nitelikleri devletimizin, ülkemizin, milletimizin bölünmez bütünlüğü için İlker'cim lütfen. Suçların önlenmesi ve cezalandırılması. Mesela ben bir şey söyleyeceğim televizyonda deme İlker. Hani gizlilik politikası gereği deme, başımız ağrır. Deme İlker. Açıklama, yayma. İlker. Devlet sırrı olarak bakın o bilgilerin açıklanmaması gerekiyor. İlker lütfen sus. Bakın bu sınırlama ve başkalarının arkadaşlar şöhret ve haklarının özel ve aile hayatlarının bakın yahut kanunun öngördüğü meslek sırları. İlker'cim lütfen. Lütfen konuşma. Normalde konuşabiliyorum ama devlet bu durumlardan dolayı sınır getiriyor. Ve yargılama görevinin gereğine uygun olarak. Ne demek bu? Olay mahkeme aşamasında İlker'cim lütfen sus. Arkadaşlar bu kısımlar önemli. Yani şunun için önemli. Evde ders çalışırken şunu analiz etmenizi istiyorum. Bakın mesela seyahatime devlet kaç nedenle değil mi? Misal sınır getirdi. İşte benim İstanbul'a yerleşmeme kaç nedenle sınır getirdi. Bakın düşünceye açıklama ve yayma hürriyetime devlet kaç nedenle sınır getirdi. Bunları ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Bilmek zorundayız. Bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben konuşmak istiyorum. Olağanüstü hal döneminde zaten devlet bana ne yapar? Sus kardeşim. Bitti. Hiç konuşamazsın. Burada durduruyor. Ama normal dönemde, bakın normal dönemde devlet bana diyor ki İlker'cim diyor bu konu hakkında, bak tamamen de bu konu hakkında İlker'cim milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği için İlker'cim bu konuda konuşma, bu konuda konuşma. Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletimizin, ülkemizin, milletin bölünmez bütünlüğü için İlker'cim bu konuda konuşma. Suçluların cezalandırılması, önlenmesi. Bu konuda lütfen konuşma. Lütfen. En azından bu dönem konuşma İlker. Ve devlet sırrı. Konuşma.
başkalarının şöhret ve haklarının, özel ve aile hayatlarının veya meslek sırları amacıyla lütfen bu konu hakkında konuşmaman gerekiyor. Devlet bana, devlet dediğim idare, sınır getiriyor. Ve yargılama görevinin gereğine uygun olarak ne yapıyor arkadaşlar? Bir sınır getiriyor. Anlaştık değil mi? Yani bunlar eminim anlaşılıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bir dikkat edelim. Burayı da hallettik. Bir yere atlamayayım. Şu kısmı söyleyeyim mi? Buralara notlar aldım. Gerek yok. Gerek yok. Arkadaşlar. Dediğim gibi hepsini işlemeye gerek yok zaten. En azından bir fikrimizin olması bizim için yeterli olacak sevgili arkadaşlar. Tabii şunu yapıyorsunuz. Önceki videoları kesinlikle izliyorsunuz. Önceki dediğim temel haklar ve ödevler birinci videodan gelin. Bunlar bağlantılı konular. Arkadaşlar şunu da söylemeliyim. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, öğrenme, öğretme, açıklama ve yayma, bu alanlarda her türlü araştırmayı yapma hakkına sahiptir. Bilim ve sanat değil mi arkadaşlar? Bilim ve sanat güzel bir şey. Bakın öğrenme, öğretme, açıklama, yayma, bu hakkına sahipsiniz. Tabii bunu yayarken de anayasamızın ilk üç maddelerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanmayacaksınız arkadaşlar. Tamam, bunu asla yapmayacaksınız. Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine de engel bir durum yoktur arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi basınla ilgili şöyle bir bakayım, basın konusuna bir gireyim mi? Basın konusuna bir gireyim mi diye düşündüm. Burada tam duralım arkadaşlar. Tam duralım. Basın konusuna tam bir duralım. Kaldığımız yerden diğer ders devam edelim. Şeylere dikkat ediyorsunuz. Bu seyahate dikkat ediyorsunuz. Yerleşmeye dikkat ediyorsunuz. Düşünceyi açıklama ve yaymadaki şeye dikkat ediyorsunuz. Sınırlama nedenlerine iyi bakın. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki dersimizde görüşüyoruz.